nasıl gidiyor? Geçimler nasıl? Vatandaş geçinemediğini söylüyor. Sen nasıl Sıfır. Gözlemliyorsun? Aynen. Herkes nasılsa biz de aynıyız. Ama bazıları da çok iyi diyor mesela. Çok iyi diyenlerin beyni... fosfor almamış beyni. Niye? Şu tarafımız denize de çevirdi abi. Balık yememiz lazım, tamam. Fosfor almamız lazım. Tabii ki almamız lazım ki. Almamız için bir imkan var mı? Var. Yok. Her taraftan gaz çıkıyor. Denizimizden balık da çıkıyor. Fiyatlar ne kadar? Ne kadar abi? Emekli maaşları. 80, 100, 200, 500, 7500 lira emekli maaşıyla insanlar balık alabilir mi? Kira mı ödesin, çocuğuna mı versin, kendi yaşamını mı idame ettirsin? Bu rakamlara niye mahkum ettiler bizi abi bu rakamlara? Neden kendileri çaldı 7, 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
suratına göz diktiğin zaman ne yapacak? Ben sana her ay maaşına bu kadar bu kadar vereceğim. Belki ben onunla alacağım, bir yere gideceğim. Belki kendime başka bir hayat kuracağım. İstanbul'dan gideceğim belki. Çocuklarıma vereceğim belki toplu parayı. Araba alsın ya da başka bir şey alsın kendine. Abi şimdi emekliye 5000 lira müjdelendi. Fakat şöyle garip bir durum var. Yani ihtiyacı olup da parası yetmeyip çalışana yok. Ama bu para bana yeterli deyip evde oturan çalışmayana 5000 lira veriyor. İnsanlar bu işte bir gariplik yok mu? İnsanlar sadakaya mahkum edildi. Bu bir. İkincisi, insanlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 bin liraya 2 bin liraya tercih ettiler. Halkımız da çoğusu hak ediyor bunu. Onun yanında kurun yanında yaşta yanıyorum. Ama maalesef. Gelseydi veremezdi diyor. Niye veremezsin? Bilmiyorum yani. Demek ki kaynak yok. Eşine 150 bin dolara timsah derisinden çanta almasın, ayakkabı almasın, bak bakalım verebiliyor mu, veremiyor mu? Çocukları orada burada çalışmadan, hiçbir şey yapmadan milyar dolarların gemilerin sahibi olurken... Gemi değil, gemicik. Için, yani gemicikler. Ha, yani gemicikler. Yanlış söylemeyin. Aha. Yani 65 yaşındaki ölecek diye kredi vermezken, 70 yaşındaki ülkeyi yönetenler 10 milyon dolar, 20 milyon dolar gibi rakamlara, fahiş rakamları kredi kendisine kullanıp çocukların gemicik alıyorsa, bu hak da bunu hak ediyor. Vereceksin. Din, iman, Allah, imanla olmuyor bu işler. Tamam mı? Din hepimizin, ülke hepimizin, bayrak hepimizin. Ama ne menemişse senin gibi düşünmeyen terörist, FETÖ'cü, ocu, bucu. Ama illaki onun gibi düşüneceksin. MHP kökenlilik var mı abi sizde? Asla. Daha önceden kalp her zaman soldan atar abicim. Kalp her zaman soldan atar. Ben asla ve asla sağa oy vermedim. 73 yıldır 1950'den bugüne ülkeyi ufak koalisyonlar oldu. Kısa süreli koalisyonlar oldu. Sol geldi öyle böyle. Onda da yaptılarını Kıbrıs'a aldık. 99 Abdullah Öcalan'ı aldı. Yok, şu Amerika'ya tek ambargo uygulayan soldur. Ecevit'tir rahmetli. Evet. İnsanlar bunu görmüyor. Bugün ülkücüler Deniz Gelmiş'e ve yoldaşlarına Allah rahmet etsin diyorlar. 6. filo Türkiye'ye geldiği zaman onların karşısında duranlarla secde edenlerin savaşı. Şu an ideolojik savaş bu. İnsanların üzerinde siyasi baskı çok. Korkuyor ne yapmak istediğini. Ama Ernesto ne diyor? Korkaklar eylemlerini gerçekleştirmez. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Durumlar nasıl? Gözlemliyorsunuz. Allah'a çok şükür abi. Sorun yok yani. Bende yok. Ama tabii ki emeklileri hali biraz kötü. 7500 TL'ye bu devirde geçirmek çok zor. 5000 lira yani vatandaşın deyimiyle sadaka müjdelendi. Fakat şöyle garip bir durum var. Benim ihtiyacım var deyip gidip çalışana yok. Ama benim bu para bana yeter deyip cebine koyana diyorlar ki 5000 lira vereceğiz diyor. Bir gariplik yok mu bu işte? Şimdi onda gariplik var. Bunu iyi araştırılması lazım. Çünkü hem emekli olup hem çalışıp dükkan açan insanlar da çok var. Onları da iyi ayırt etmek lazım. Ama vatandaş niye dükkan açıyor ya da niye çalışıyor? Demek ki emekli maaşı yetmediği için değil mi? Yo, adam benim eniştem 65 yaşında. 17 yaşından beri kaportacılık yapıyor. Bir çocuk okuttu. Çocuk cerrahı yaptı onu da. Adam evde durup canım sıkılacağını diyor. En azından çalışırım, 3-5 kişi yana çalıştırırım. Ama bu istisnai bir durum. Normalde vatandaş ben de emekli olduğu zaman oturması lazım değil ben mi? Ben de emekli olmuş olsam, ben de emekli olmuş olsam, ben de çalışmaya devam ederim. Bu yetmediği anlamına gelmez. Bak, kiracı olsam tamam, dediğin doğru. İhtiyaçtan, mecburiyetten çalışırsın. Ama ben de emekli olmuş olsam, kendi evim olduğu için ben de çalışırım abi. Ne yapacağım ki? Boş boş durup en azından yani bir şeye faydam olur, bir yararım olsun, bir şey üreteyim. Ama bu şekilde mesela genç nesil, işsiz nesil artmıyor mu? Siz emekli olacaksınız ki yerinize bir işsiz genç geldi. Benim yaşım 44. O biraz tartışılır abi. O biraz tartışılır. İnsanlar çalıştıracak adam bulamıyorlar. Evet. Sen daha çok geziyorsun, görüyorsun. Ben kamu işçisiyim. Sen daha çok geziyorsun, görüyorsun, bakıyorsun. Yani her tarafta iş ilanı var. Şimdi ben 2009'da başladığımda 900 küsürle ben işe başladım. Benim maaşım düştü 600 TL'ye. Sesimi çıkarmadım. Üniversite mezunuyum ben de. Sesimi çıkarmadım. Çalıştım. 2018'de kadroya alındık. Hem de o zamana kadar hep KPSS'ye girdik. Bize diyorlar ya işte boştan yere atandınız, şey yaptınız diye bize çok insan var. KPSS'ye girdik. Sosyal hizmet mezunuyum ben. Atanamadık. Biz de iki üniversite okuduk. Üç üniversite okuyan arkadaşlarım var benim. Ben 2018'e kadar çalıştım. Ne yemek param vardı, ne yol param vardı, ne cumartesim vardı. Çocuğunuz yaşasa mesela isyan etmez misiniz? Yani girdi işe, maaşı belirlendi. Fakat
İşini ya gücünü, ben kredisini, eski, ben eski insanım. Ev kredisini bak, mesela ayarladı. Bak, ondan sonra birden maaşı düşürüldü. Bak ben eski insanım. O benim evladımın hakkı diye isyan etmez misin? İsyan etmek çok farklı bir şey ama ben eski insanım değil mi? 44 yaşındayım ben. 28 Şubat mağduruyum aynı zamanda. Evet. İmam Hatip mezunuyum ve bundan da gurur duyuyorum. İmam Hatip mezunu olmaktan da. Ama yani dediğim gibi bu isyan değil. Bu şükürdür abi biraz da be. Bu biraz da şükürdür. Geçinmenin sırrı şükretmekte midir mesela? Bak ya biraz da şükür edeceksin abi. Biraz da şükür edeceksin. Yani mesela yani ayağını yorganına göre tutacaksın. Şimdi bunlar, liderlerimiz bizi Avrupa ile kıyas ediyor Avrupa ya. Avrupa ile kıyaslanamazsın şu zaman. Şimdi oradaki adamın liderlerimiz şimdi, öyle kıyaslıyor. Bak şimdi onu kıyaslayamazsın. Oradaki adamın 1 eurosu senin burada 30 TL'n. Evet. Kıyaslayamazsın. Ama liderlerimiz diyor ki Avrupa'nın en iyi ilk 10 ekonomisinin arasına giriyorsun. Ekonomi olarak kıyaslayacaksan sen ancak kendini Afrika'dakiyle kıyaslarsın. Çünkü senin paran orada değerli. Ama liderlerimiz bu şekilde kıyaslıyor diyorum ben de. Onların demek ki gördüğü farklı şeyler var. İnsan cebine girdiğini bilir. Yani ben liderimizin biliyorum çünkü. Şimdi televizyona bakıyoruz. Liderimiz diyor ki Avrupa'nın en iyi ilk 10 ekonomisinin arasındayız. Cebime bakıyorum Afrika. Sizin i̇şte diyorum ya, göre. İşte diyorum ya benim şeyime göre mesela benim cebimdeki paraya göre Afrika'da benim ekonomim iyi. Orada giderim işte bir Avrupalının gelip o tatil yaptığı gibi ben de ancak orada yaparım tatilimi. Ekonomiyi öyle kıyaslarsan. Yani Avrupa'daki burayı ben hiç kıyaslama taraftarı değilim. Yani kaldı ki oranın da ekonomisinin kendine göre çok zorlukları var. Aynen. Benim burada motor ustası arkadaşım gitti Almanya'ya. Motor ustası böyle hakiki motor ustası böyle çıraklıktan yetişme. Gitti pastacılık yapıyor. Arada kaçak çalışıyor Köln'de. Papua Yeni Gine'yi biliyor musunuz mesela? Biliyorum. Papua Yeni Gine kinası şu an Türk lirasını kat be kat geçmiş durumda. Bu adamlar elinde mızrak, kıçında yaprak, uçak kovalayan garip yerli kabileler. Nasıl oluyor? Biliyorsak ben ederim. Yok. Sen onu bırak. Daha düne kadar şurada Bulgaristan, ayrıca ben macerim Bulgaristan göçmeniyiz. Evet. Bulgaristan'ın parası 1.50 iken evet. Leva. Şimdi 15-16 TL. Yeğenim okuyor benim Bulgaristan'da. Kaç şimdi, katlamış yani? 15-16 TL şu an. Şimdi Bulgaristan bizden daha mı iyi? Ya bu garip değil mi yani? İşte Bulgaristan bizden daha mı iyi? Yani. Değil. Demek daha iyi ki adamlar arabayla gelip burada alışveriş yapıp geri dönüyorlar memlekete. İşte neden daha? Çünkü onlar şu an euro kullanıyor. Euroları bize değerli. Kendi paralarını fazla kullanmıyorlar. Bu da biraz Türklerin biraz da Müslüman olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. O tarafa alınmamamızın nedenini. Biraz da Müslümanlığımızdan kaynaklanıyor. Biraz onlara dönmüş olsak, biraz da farklı şey yapsak biz de. Biz de alacaklarını düşünüyorum ben. Vatandaş geçinebiliyor mu? Nasıl geçiniyor? Kral gibi geçiniyor ya. Maşallah. Peki geçinemeyen vatandaşlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçinemeyen mi? Ya çalışıyorum ama yetmiyor diyor mesela. He. Yalan mı söylüyor bunlar? Ya tabii yetmiyor. Sıkıntılar var tabii. Oluyor. Yani biraz değil, bir hayli sıkıntılar var. Nasıl krallık o zaman bu? He? Bu nasıl krallık o zaman? Kral gibi diyorsun. Krallar da sıkıntılıdır. Krallar da sıkıntılıdır. Tabii. En büyük kral kim dünyada? Krallar var. Onlar da sıkıntılı. Herkes sıkıntıda. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım abi? Bu buhranı nasıl atlatacağız? Bir kere sevgi, saygı öncelikli. Evet. Ve yeni programlar, yeni üretimler. Şu bina, bak bina, burada kaç ton demir var? Vallahi bilmiyorum ama. 50 ton. Misal diyelim. Şimdi dünyada en büyük sıkıntıyı veren demir. Evet. Demir tanrısı var. Sen demir tanrısı biliyor musun? Yok abi bilmiyorum. Öğren. Bu Amerika'da oluyor, Amerika buranında demir tanrısı, inşaatlar, bütün ekonomi inşaatı, millet pert, ekonomi bitiyor. Demire tanrı diyorlar. Şimdi bizde de öyle, hep inşaat, bütün paralar inşaata. Üretimi yok, dönüşümü yok. 3 milyon, 5 milyon daireye veriyorsun, kiraya veriyorsun, 15 bin liraya kira alıyorsun 3 milyona. Olur mu? Böyle bir mantık var mı? Nerede Türkiye'nin iktisatçıları? Ekonomistler nerede? Entelliler nerede? Hepsi hikaye, tıraş. Ben böyle herkese konuşmuyorum. Benim konuşma dakikam var ya 10 bin dolar. Kısın gireceğim ben fazlayımdır ama sevdim sizi. Eyvallah abi sağ olasın. Cansın sağ olasın var olsun. Siz ben sadece şeyi soracağım. Demir tanrısı bak çok demir önemli. Tanrısı. Demir tanrısı. Ben ihale tanrısını biliyorum Mehmet Cengiz var. Yok ihale değil. Hepsinin anlıyor temelinde musun? Tabii iş adamı hesapta. Evet. Hepsinin ihale tanrısı işte. İşte demir. Hı. Demir var ama. İhale yapıyor demir. Nedir biliyor musun? Demiri yok edecek. Kendir, kenevir. Geliyor. Dünyada üretimini ben yapacağım. Kenevir etkileri değil mi abi? Kenevirle bina yapacaksın. Evet. 1 kilo demir harcamayacaksın. Evet. Bunu yayınla. 1 kilo demir harcamayacaksın. 15 nisbi şiddete depreme dayanıklı. Kenevir, ilaç sanayi, tekstil hepsi. Peto hepsi pert olacak. Binayı benim da, adım Mustafa. Binayı da kenevirle Akın. Yapacaksın. Tabii. Kafayı da kenevirle yapacaksın. Her şeyi kenevirle yapacaksın. Abi Türkiye antidepresyon ilacı kaç bin milyon kutu içmiş geçen sene? 300 milyon kutu. Evet. Kafa derken sen 1 kilo baklava yiyebilir misin? Yok abi nerede? 2 kilo kuzu eti yiyebilir misin? Yani... Her şeyin azı yarar çoğu zarar. Abi, seni öpüyorum Tom. Yok kendine abi, iyi bak. İyi akşamlar abi. Türkiye'nin durumunu nasıl gözlemliyorsunuz? Valla zor. Sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Siz çalışıyor musunuz okuyor musunuz? Evet çalışıyorum öğretmenim ben. Öğretmensiniz. Hı-hı. Peki atamanız yapıldı mı? Yapıldı. Özel okulda mısınız? Atamam yapıldı. Ne kadar beklediniz?
Atanmak için mi? Evet. 6 ay falan. Yani şöyle mezun olduktan sonra 1 yıl falan beklemiş oldum. 1 yıl. Peki şu an uzun süredir atama bekleyen öğretmenler var mesela. Yani ne yapmalarını öneriyorsunuz mesela? Özel okullara mahkum olsunlar. Boşuna mı okudular? Özel okullara mahkum olmasınlar tabii ki de. Yani bu tabii süreç isteyen bir şey. Şimdi ne desem de bilmiyorum açıkçası. Siz hızlı seçilmişsiniz. Puanınız mı yüksek mi? Çok çalışmıştım evet. Çalıştığım için yüksek puan aldım. Atamam yapıldı. Bu şekilde gitmem gerekiyor. Şu an gidebilir miyim? Peki son bir şey soracağım. Bu mülakat meselesi var mı hala? Ben de mülakata girdim. Şu anda da mülakat var ve farklı bir versiyona geçirmeye çalışıyorlar. Valla açıkçası bilmiyorum şu an tam olarak işleyişini. Yani ben atanalı 2 yıl oluyor. O yüzden biraz bilmiyorum şu an. Son seçimlerde kimi destekledik acaba? Oy vermedim. Oy vermediniz. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi vatandaşın geçim durumları nasıl? Geçinebiliyor mu vatandaş? Yok. Ben emekliyim. Bodrum'dan buraya şoförlük yaparak geliyorum. Bodrum'dan buraya şoförlük evet, yaparak? Balık getiriyorum. Başkasının yanında çalışıyorum. Nereden getiriyorsunuz balığı? Bodrum'dan. Burada iskelemiz var abi, bizim balık Bodrum'dan mı geliyor? Ama herkesin tercih etti. Bodrum, Bodrum'dan suyunun tuz oranı bir başkadır, balığın tadı bir başkadır. Anladım. Şimdi Karadeniz'deki levrekle çıprayla, Bodrum'daki çıpra levrek aynı olmaz. Değil. Doğaçta. İşte. İyi akşamlar. Peki abi bir şey soracağım. Şimdi bu maliyeti üstüne ekliyor değil mi oradan gelince? Tabii canım. Ben şoförüm sadece. O kişiler arasında anlaşılmasın balık. Anladım. Allah zaten razı. Ne kadar ortalama fiyatları biliyor muyuz balık fiyatlarını? Valla hiç bilmiyorum. Zaten balık alacak da gücümüz yok zaten. Abi üç tarafımız denizlere çevriliyor. Nasıl balık alacak gücümüz yok? Niye böyle? Ama yetmiyor ki para. 200 lira en kötü balık. Bir çıpra balığı alsaydı küçük balık. Havuz balığı, üretim balığı 200 lira daha şey değil. Yani doğa alayım desen daha fazla. Eyvallah. Zaten denizlerde doğallık kalmadı zaten. Kalmadı değil mi? Yok, balık yok. Yani.